Sıtma teşhisi nasıl konur? Bunu üç aşamalı bir süreç olarak düşünebiliriz. Hatırlayalım, sıtma, hastalıklı sivrisineklerden insanlara geçen bir parazit yüzünden olan bir hastalıktı. Birinde sıtma olup olmadığını anlamanın en kolay yolu, onlara bir sivrisinek tarafından ısırılıp ısırılmadıklarını sormakla başlamak olabilir. Ya da hastalıklı sivrisineklerin bulunduğu bölgelere gidip gitmedikleri sorulabilir. Tropikal iklimin olduğu ülkeler gibi ayrıca sıtma belirtileri gösteriyorlar mı diye iki kere kontrol etmeliyiz grip gibi belirtilere ya da üşümelere ve ateşlenmelere bir kez daha bakmalıyız bunlar sıtmanın tipik belirtileri demiştik hastamızla yaptığımız bu sohbet üç aşamalı sürecin ilk aşaması sonra ikinci adıma yani fiziksel muayeneye geçiyoruz sıtmanın iki aşaması olduğunu hatırlıyor olmalısınız İlki karaciğer aşamasıydı. Bu dönemde bir sürü sporozoit karaciğer hücrelerine hastalık bulaştırıyordu ve çoğalıp merozoit oluyorlardı. Sonrasında ise ikinci aşama yani al yuvar aşaması başlıyordu. Bu dönemde ise bu merozoitler kan hücrelerine gidiyorlardı. Fiziksel kontrolde işte bunlar oluyor mu diye inceliyoruz bedeninizin dışından vücudunuzun içinde bu aşamaların başlayıp başlamadığıyla ilgili ipuçları arıyoruz. Karaciğerde bir şeyler olacağını biliyoruz değil mi? Bu yüzden karaciğere dokunup büyümüş mü diye bakabiliriz. Çünkü eğer enfekte olduysa ve içinde hücreler yok oluyorsa bu karaciğerin biraz büyümesine sebep olacaktır. Bir hastada baktığımız diğer fiziksel şeyler genellikle al yuvarlarla alakalı. Tüm bu merozoitler yüzünden kan hücreleri zarar görmeye başlayınca bu hasarlı al yuvarlar dalakta birikmeye başlar. O da burada midenin yanında yer alır. Dalağın görevi kanımızı gözden geçirmek. Yani bir nevi geri dönüşümden sorumlu da diyebiliriz. Eski ve hasarlı hücreleri dolaşımdan alır. Ancak sıtmalı hastada tüm bu hasarlı hücreler birdenbire dalakta toplanmaya başlayacak. Bu da dalakta kan birikmesine sebep olur. Aynı zamanda orada da şişme olur. Yani dalak da hacmen şişer, büyür. Hatta bazı durumlarda çok fazla büyür. İşte bu yüzden dalak büyümüş mü diye bakmamız gerekiyor. Al yuvarlar enfekte olduktan sonra patlayıp yok oluyorlardı. Hatırladınız mı? Derimizin o güzel sıcak renkleri aslında kanımızda bir sürü kırmızı kan hücremiz olduğu için vardır. Yani kan hücrelerimiz yok oldukça rengimiz solmaya başlar. Bu yüzden sıtma teşhisi koyarken insanlarda anormal derecede solgun renk olup olmadığına bakıyoruz. Bu solgunluğu da en kolay yüze ve ellere bakarak görebiliriz. Son olarak da sarılığa bakarız. Bu da kan hücreleri patladığında kana karışan bilurbinin derimizin altında birikmesiyle olur. İşte bu da ikinci aşamaydı. Fiziksel muayeneyi de böylece tamamlamış olduk. Üçüncü aşama ise sıtmayı belirlemede en kesin yoldur. Bu aşamada birkaç laboratuvar testi yapılır. Sıtmayı teşhis etmek için yapılabilecek birkaç farklı test var. Ama ben en sık kullanılan ikisinden söz edeceğim. İlki kan smear testi. Hastadan kan alınır ve mikroskop altına konur. Bakın benim hastamın parmak ucundan aldığım kan burada lamın üstünde duruyor mikroskop altında bu kana bakarak görsel olarak Sıtma paraziti olup olmadığını anlamaya çalışırız Belki daha önce kan filmi denen testi duymuşsunuzdur Bu testte Kalın damla ve ince yayma işlemleri yapılıyor Burada morumsu gözüken kan epey inceltilmiş Diğeri ise daha yoğun yani daha kalın Mikroskopun altında kanı incelediğimiz için buna kan filmi diyoruz Peki neden hem ince yaymaya hem de kalın damlaya ihtiyacımız var? Yakından bakalım ve açıklayalım. Bu kalın damla. Mikroskop altında baktığımızda böyle görürüz. Kalın olan da kişinin kanına çok geniş açıdan bakmış oluruz. Çok kan olduğu için her şeyi tek seferde görebiliriz. Bu yüzden hemen içeride parazit olup olmadığını anlayabiliriz. Hatta ekranda gördüğümüz örnekte biraz plazmodyum olduğunu bile söyleyebiliriz. Şurada da bir şeyler var. Şurada da. Bunun amacı bir seferde çok fazla kana bakarak kişinin kanını güzelce gösteren bir örneği inceleyebilmek. Ama burada çok fazla ayrıntı göremiyoruz. Farklı türlerde plazmodiumlar var demiştik hatırladınız mı? Falsiparum, vivax, ovale, kalın filmde bu çeşitleri ayırt edemeyiz. Bunun için ince olana ihtiyacımız var. Hadi şimdi de ona bakalım. Bakar bakmaz daha çok detay olduğunu görebiliyoruz. Çünkü ince, değil mi? Yani kan daha ince. Burada sadece tek tabaka halinde. Bu yüzden de tek tek hücreleri görebiliyoruz. Kalın filmde olduğu gibi üst üste gelmemişler. Bu al yuvarlarda trofozoit olduğunu zaten görüyoruz, değil mi? Biraz garip ama bu aslında enfeksiyonu başlatan merozoitti ama şimdi bir trofozoite dönüşmüş. Trofozoitler de sonra binlerce başka merozoitleri oluşturur. Üremeye başladığında ona tekrar merozoit diyeceğiz. Bakın bu al yuvarda bu çoktan gerçekleşmiş. Bu al yuvarın içi merozoitlerle dolu. Yani bu kişide kesinlikle sıtma paraziti var diyebiliriz. Sadece kan örneklerine bakarak bunu görebildik. Ayrıca ince yaymadan plazmodium falciparum'u ayırıp incelemeye alabiliriz. Bakın burada da Vivax'ı gördüğümüz gibi. Yani ince filmde aradaki farkı görmemiz daha kolay. Evet video bitmeden önce son bir şey daha anlatmak istiyorum. Bahsedeceğim şey hızlı tanı testi ya da RDT. Bu test bize sonucu yaklaşık 15 dakika içinde veriyor ve testi yapmak için herhangi bir eğitime de ihtiyacınız yok. Ancak kan filminde birçok şeye ihtiyacımız olabiliyor. Örneğin bir mikroskop Ayrıca bakan kişinin de bu konuda eğitimli ve yetenekli olması gerekiyor. Sonuçta testin sonuçlarına bakınca onu anlaması lazım değil mi? RDT nasıl çalışıyor bakalım. İlk olarak genellikle parmaktan alınan bir damla kanı özel bir ölçme çubuğuna koyuyoruz. Aslında bu çubuk hamilelik testlerinde kullanılan çubuğa benziyor. Hani idrardan hamile olup olmadığınızı test edebilen türden söz ediyorum. Tabi bunda sıtmayı bulmaya çalışıyoruz ve idrar değil kan kullanıyoruz. Çubuğun yüzeyinde bir sürü antikor var. Bunlar kanda iki şeye bakıyor. Şöyle anlatayım. Al yuvarlar enfeksiyonu kaptığında yani sıtma parazitleri onları ele geçirdiğinde hücrelerimiz enzim üretmeye başlar. Bu enzimleri de görmek mümkün. Çünkü al yuvarların hücre duvarının dışına sıkışıp kalırlar. İşte çubuğumuzdaki antikorlar bu enzimleri bulup onlara tutunmaya çalışır. Çünkü bu enzimleri bulmaları bir Plasmodium enfeksiyonu olduğu anlamına gelir. Bu enzimlerden bazıları sadece falciparum plasmodium enfeksiyonlarında üretilir. Yani başka plasmodium enfeksiyonlarında üretilmez. Bunun neden sorun olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz, değil mi? Ama bu yine de çok büyük bir sorun değil. Çünkü hatırlarsanız falsifarum enfeksiyonlarının çoğunun nedeni olan plazmodyumdu. Ama ne olur ne olmaz diye çubuk başka şeylere de bakar. Plazmodyumun diğer türleri biraz daha farklı bir enzim oluşmasına sebep olur. Bunun adı da plazmodyum laktat dehidrogines. Buna kısaca PLDH diyebiliriz. Bu, plazmodyuma enerji üretmesinde yardımcı olan enzim. Çubuğumuzda farklı PLDH türlerine bağlanabilen antikorlar da bulunuyor. Antikorların bağlandığı PLDH'nin türüne göre hangi hastamızda hangi sıtma paraziti olduğunu anlıyoruz. Ve bunu anlamak epey önemli. Çünkü bazı türlerin kendine özel tedavi yöntemleri var.